Mesela şunu sormak istiyorum size. Taraflardan birisi hiç hesapta yokken birdenbire ayrılmak istediğini açıkladığı zaman diğer taraf özellikle çok travmatize oluyor, çok düşüş yaşıyor, psikolojik buhran yaşıyor. O durumda mesela neler tavsiye Siz tabii bu edersiniz? soruları hep kendi hayatınızda karşılaştığınız müvekkillerinizin Tabii sorunlarına, değil onlar mi? da Oradan doğru entegre, hem geliyor. etrafımda Evet. insanlar, yaşadıklarım hepsi Yani birbirine. dediğim gibi yani insan kendine güvenecek. Siz hiç kimseyle var olmazsınız. Siz kendiniz olduğunuz için varsınız. Peki ilk... Sizin bir benliğiniz, bir karakter, sizin karakteriniz yok mu? Sizin kişiliğiniz yok mu? Sizin bir ne bileyim yani siz hiç misiniz yani? Boş. O yok, ben yokum. Peki ona ilişkin bir önlem alınabilir mi mesela ilişki Ya işte sürerken? dediğim gibi bu kişisel gelişimi niye ben öyle anlatıyorum? Ya insanların iki şey var burada. Amacım şu. Bir, insanlar beynini kullansın istiyorum. Bakın, bağımlı insan analiz edemeyen insandır. Beynini kullanmıyor bence. Otomatiğe bağlamış gidiyor. Hani beyefendi dediği gibi televizyon karşısında oturuyor. Biri tokat atsa dese ki ya bir dakika sen farkında mısın ne yapıyorsun? Veya dışarı çekse kendini. Bu olayda ben doğru mu yapıyorum? Yani bakın en önemli şey bu. Olayların kendinizi olayın dışına alırsanız farz edin ki o olay bir arkadaşınızın olayı. Dışarıdan bir gözle Evet, orada bakmak. baktığınız zaman hemen cevapları bulursun. Mesela o televizyon karşısında bağımlıyım demişti ya kendisi dediği için onu. Evet. Mesela kendini biraz dışarı alsan ya ben ne yapıyorum yani? Sence değer mi yani günün, benim günüm bir de ömrümüzden gidiyor. O süreyi sevgiye ayırsak, gezmeye, kendimizi geliştirmeye, değil mi? Bir de ikili ilişkilerde hayır diyememenin de çok etkisi var. Hayır Oo. diye bir mesafe koymadığımız için de başımıza pek çok musibet gelmiyor mu Siz hocam? bir olay anlatmıştınız Ha içeride. evet, benim en son Müvekkiliniz. bana gelen bir boşanma davasında hayır diyemediği için kredi çektirmiş ona sürekli evlendiği kişi kocası ve borca batık duruma geldi. Maaşından para kesilir hale geldi. Mesela orada baştan hayır dese, farkına varsaydı böyle bir mağduriyet yaşamayacaktı. Ama işte kocam, seviyorum, evlendim diyerek olayın yani farkına varamamış olayın. Bakın bu büyük bir problem. Diyeceksiniz nasıl yani? Bir hayır demek nasıl büyük? Bakın bir problemi burada siz anlattınız. Bu yaşanmış bir olayı anlatıyorsunuz. Ben, Evet. yani hikaye değil. Bu olmuş, Yok, sizin önünüze gerçek. gelmiş. Ve ben açtım davayı. Bakın şimdi arkadaşlar mevzu şu. Kişisel gelişim de biraz önce söylediğim gibi aklını kullanmaktır. Birisi size bir şey önerebilir. Bazen bana diyorlar ki işte benim vaktim yok hocam. Mantra yazamıyorum veyahut da vaktim yok, vaktim yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu cümleyi kullanan kişi şunu yapsın. Ben vaktimi nereye harcıyorum? Mesela %60-70'i bizim ihtiyacımız olmayan, bizim istemediğimiz, bizim programlamadığımız, hayır diyemediğimiz için meşgaleler. Oturuyor. Mesela sen evde otur. Diyelim ki size örnek alalım. Siz bir dava var, evde oturmuşsunuz, kendinize 2 saatlik bir zaman ayır düşünmüşsünüz. Ya o Arkadaşınız davaya davaya hazırlanacak. hazırlanacaksınız tabii ki yani, değil mi? Okuyacaksınız, bakacaksınız, kanunlara bakacaksınız. Arkadaşınızın biri arıyor. Ya işte biz şurada oturuyoruz da istersen sen de gel. Yani ama siz orada bir program yapmışsınız. Siz oraya, o insanların vakti var. Değil mi? Siz ona uymak zor. Hayır diyebilmeniz lazım. Evet. Hayır diyemezseniz ilerleyemezsiniz. Başarılı olan. Mesela bu müvekkiliniz eğer kocasına hayır deseydi evlilikleri de kurtulurdu.